Merhaba arkadaşlar, Migros marketteyim. Muhteşem orkideler ön planda. 249'dan 139'a düşmüş. Birçok çiçekte indirim var arkadaşlar. Hepsinin fiyatlarını beraber inceleyeceğiz. Şöyle genel olarak göstereyim. Arkası da rengarenk güzelliklerle dolu. Fiyatlarıyla beraber neler gelmiş, neler var hep birlikte inceleyelim. Şurada orkidelerle başlayalım. Çift dal orkideler 249 liradan 139.90'a düşmüş. Çift dal olmaları gerçekten, bakar mısınız şuna? Çok güzeller arkadaşlar. Dolu dolu orkideler. Muhteşem görünüyor. Bir tanesini yakından inceleyelim. Ay şu beyazlara harika görünüyor. Bakar mısınız? Muhteşemler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Harika. Beyaz asaletin rengi. Şöyle kökleri, yaprakları çok sağlıklı. Bu şekilde. Ve fiyatında indirim var. Bu indirimi kaçırmamak lazım. Hemen bir tane de mor olanı inceleyelim. Bakın. Dolu dolu çiçekleri var. Ve fiyatı gerçekten çok çok uygun. 139.90'a. Bu güzellikler kaçmaz. Orkide severlerin dikkatine. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız şu çiçeklerin güzelliğine? Muhteşem görünüyor. Yine burada da bu lilalar ve beyazlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar tek dal olanlarda 119 lira. Tek dal olan 119.90. Bunlar tek dal. Bunlar çift dal 139.90. Bu durumda çift dal olan da çift dal olanı kaçırmamak lazım. Gerçekten çok çok uygun. Çünkü 119 liralık şu güzellikler, 139 liralık çift dallar. Şimdi Şefleralar'a gelelim. İndirim öncelikle göstereyim size. 67.43'ten Şefleralar. Geçen hafta da çok fazla gelmişti. Bu hafta da yine dolu dolu Şefleralar bitkileri geldi. Şöyle beraber arka taraflarda yıldız çiçeği var. Şurada arkadaşlar şöyle göstereyim size. 79.90'a tineke. Şurada kalanşolar var. Şu minikler 44 lira 29.90 küçükleri. Fiyatlarıyla beraber paşa kılıcı 89 liraymış. Onlara da tek tek bakacağız. Mini starlice 149.90'mış. Ve şu tarafa, şu öbek öbek çiçeği olan kalanşolara doğru gidelim. Ay bakar mısınız şunların güzelliklerine arkadaşlar. Gerçekten muhteşemler. Fiyatlarını görmeye çalışıyorum. Fiyatlarını göremiyorum. Şöyle muhtemelen 44.90 olandır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu sarının güzelliğine bakın. 44.90'a. Muhteşem kalanşalar. Şu pembe de çok hoş duruyor. Bunlar da yerli kalanşalar arkadaşlar. Bunlar indirimli oluyor. Genellikle uygun oluyor fiyatları. Yaprak şekilleri ve çiçek şekilleri ithal kalanşalara göre farklı. Şöyle hatta yan yana göstereyim. Sağdaki pembe olan ithal kalanşo, soldaki yerli kalanşo. Görünüşleri, tomurcukları bu şekilde oluyor. Harika görünüyor. Burada da bu şekilde kaktüsler var, pleyalar var. Fiyatları da üzerinde. Şurada karanfiller gelmiş. Mis gibi. Bakar mısınız şunlara? Hemen fiyatlarını görmeye çalışıyorum ama göremiyorum. Böyle ebruli farklı renk tonlarından güzel karanfiller gelmiş. Dolu dolu bir tanesine yakından bakalım. Bahar çiçekleri gelmeye başladı. Bu şekilde formlu. Saksısı küçük değil arkadaşlar. Büyük saksılardan dolu dolu. Geçen yılda hepimiz karanfiller aldık. Migros'tan büyüttük. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika görünüyor. Şöyle. Çok güzeller. Ve şurada beyazlı. Şöyle ebruli tonlarında. Ve tomurcukta olanların hangi renk? Pembe tonları muhtemelen. Bu şekilde hoş buldum. Bu şekilde muhteşem karanfiller. Böyle de kaktüsler var 24.90'a. Mini kaktüsler. Bu şekilde mini sukulentler var. Şöyle simli sukulentler var. Geçen hafta da gelmişti bunlardan.
Ve arkadaşlar, 2 hafta kadar önce bin markette gelen sukulent aranjmanlardan buraya da gelmiş. Fiyatı da burada. Büyük boy sukulent aranjmanları. Lukuini aranjman şeklinde. Bakar mısınız şöyle? Bu da arkadaşlar Aynium Kiwi Tree Color. Benim balkonumda rengarenk olan kiwi'den burada da var. Şöyle size göstereyim. Şurada Aynium Kiwi Tree Color. Yanında bakın farklı Havortia ve sukulent türlerinden var. Aquavitis türleri var daha çok. Bu şekilde aranjman şeklinde 49.90'a çok güzeller. Şöyle göstereyim size. Bakın birçok türü aynı saksı içerisinde buluyorsunuz. Ama şu sepet tarzı çok hoş duruyor. Bu Bin Market'e de gelmişti biliyorsunuz. Bin Market'ten de ihtiyacı olanlar almıştı. Böyle muhteşem güzellikler. Arkada da starliçeler var. Şu orkidelerin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten muhteşemler. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Ve burada aloe veralar var. Böyle. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Şimdi balkonuma geçiyoruz. Balkonumdaki son durumları yağmur, 3-4 gündür yağan yağmurlarla hemen bir balkon turu yapalım. Hangi durumdalar? Yağmurluğu balkonda kullanıyorum. Perde şeklinde. Onu da göstereceğim size. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Balkonuma geçelim arkadaşlar. Şakır şakır yağmur yağarken balkonumdaki bu güzellikleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız, üzerinde su damlacıkları var. Şöyle yağmur suyu mis gibi harika görünüyor. Çok güzeller. Şu an sardunyaların kokusunu tarif edemem size. Şu sıklamenin güzelliğine bakın. Çuhalara harikalar. Ve böyle yağmur suyuna doyan güzellikler. Özellikle bu hafta sulamamıştım. Bakar mısınız şunlara? Şu an çok güzel yağmur yağıyor. Hava kararmak üzere, biraz da bulutlu olduğu için bu şekilde güzelliklerim iyice yağmur suyuna şifa olacaklar. Bol azot içeriyor. Mümkün olduğu kadar çiçeklerinizi yağmur suyuyla sulayın. Ama uzun süre yağmurun altında sukulentleriniz kalmasın. Kesinlikle tolere edemiyorlar. Özellikle bebiş sukulentler yağmur suyunu tolere edemiyor. Bunu vurgulamak istedim arkadaşlar. Anaçlar daha dayanıklı. Geçirgen toprak da olsa geçen yıl biliyorsunuz bir deney yaptım. 3 gün üst üste yağmur suyunda bıraktım. Ve küçük bebiş sukulentlerin birçoğu yapraklarını döktü arkasından. Onun için böyle yağmur suyuna doyduktan sonra böyle sera örtüsü bir perdem var biliyorsunuz. Bu şekilde hemen üzerini koruyacağım. Yağmur suyuna doysunlar, arkasından korumaya alacağım. Ama şu arkadaki sedum türlerinin hepsi yağmur suyunda kalacaklar arkadaşlar. Onlara hiçbir şey olmuyor. Çok güzel bir şekilde suyu tolere ediyorlar. Şu güzellikleri size göstermek istedim. Çok güzeller. Bakar mısınız sardunyalara? Harikalar. Bir kısmını da çelikledim. İnşallah çok güzel açacaklar. Bu güzelliklerim şu an yağmur suyu görmüyor. Ama diğer saksıdakiler yağmur suyuna doyduktan sonra bunları da çıkartacağım. Dış taraftan iyice suyunu alsınlar inşallah. Şöyle size bu güzelliklerimi de göstereyim. Bakar mısınız? Özellikle şunlar. Bakın hepsi yağmura doydu arkadaşlar. Şimdi onları alıp diğerlerini sırayla buraya çıkartacağım. Sonrasında da korumaya alacağım. Çünkü bu hafta boyunca yağmurlu. Bir hafta boyunca yağmurlu. Bir hafta boyunca yağmur suyunda kalmasınlar. Şunların rengine bakar mısınız? Gerçekten harikalar. Her gün renkleri daha da güzelleşiyor. Ve bu da bizi mutlu ediyor. Böyle Migros çiçeklerinden sonra evimdeki güzellikleri de size göstereyim. Çiçek görmek ruhumuza çok iyi geliyor. Doymuyorum bu güzelliklere. Eminim sizler de aynısınızdır. Ne izlemelere doyuyoruz, ne bakmalara doyuyoruz. Videolarda da sürekli bu çiçekleri izliyorum arkadaşlar. Ve
Gerçekten ruhumuza şifa oldular. Çok iyi geldi. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar olarak çiçekler bize çok güzel enerji sağladı, motivasyon sağladı. Ve inşallah normale döneceğiz bu güzellikler sayesinde. Terapi gibi geliyor. Ve artık enerjimiz, modumuz yerine gelmeye başladı. Şöyle size tek tek bu güzellikleri göstereyim. Bakar mısınız? Hepsi çok güzeller arkadaşlar. Renklerini aldılar. Bu hafta yağmurlu gidecek. Ama şu an yağmur suyuna, bir saat kadar yağmur suyunda bırakacağım. Bir saatten sonra inşallah bu güzellikleri alıp yerlerine masanın üzerindekileri ve çiçekliktekileri çıkartacağım. Buradakileri de askılı saksıdan şu an sırayla hepsini, bu güzellikleri de sırayla şu kısımda suya doyuracağım. İnşallah. Böyle iyice sularını aldılar. Bol azot içeriyor. Ve bitkilerimiz, çiçeklerimiz için ihtiyacı olan tüm besin elementlerini şu an içeriyor arkadaşlar. Vitamin vermiş kadar kıymetli bir yağmur suyu. Ve renklerini göreceksiniz haftaya. İnşallah daha da güzel renklenecekler. Çünkü yağmur suyundan sonra güneşi gördüğü zaman arkadaşlar harika renk alıyorlar. Bizi kendilerine hayran bırakıyor bu güzellikler. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şu mucize. Aradaki çiçek. Şu da yine aynı şekilde. Açmasını dört gözle beklediğim güzellikler. Göbeklerine kadar suyla doldular. Bu taraf özellikle daha fazla su alıyor. Daha güzel suyunu tolere etti. Ama bu yağmur suyundan sonra göbeklerinde su kalmaması lazım. Sonrası pipetle üfleyerek bu suları uzaklaştıracağım kendilerinden. Şimdilik iyice toprakları ıslansın. Altlarından su çıksın. Sonra masanın üzerine alıp diğerlerini sırayla üzerine koyacağım inşallah. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu güzelliklerin de son halini göstereyim dedim. Şöyle yağmurlu bir hava. Mis gibi yağmur yağıyor. Bu güzellikler de tamamıyla yağmur suyuna doyuyor. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.